Merhabalar, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli epey bir zaman oldu. Malum nedenlerden ötürü artık biliyorsunuz ki hepimiz evdeyiz. Ben de evde olduğum bu süreçte sizler için bir video hazırlayayım. Bazı hususlarda size bilgilendirmek istedim. Umarım evlerinizde siz de benim gibi boş kaldığınız vakitlerde kitap okuyorsunuzdur. Ben de şu anda Ortada Balık Türkiye eserine başladım. Değerli yazarımız Emin Değer'in kesinlikle tavsiye ediyorum. Siyaset, politika, ülkemizin geçmişindeki sorunlarla alakalı özellikle muhteşem bir eserdir. Sizler ne okuyorsunuz? Videomuzun altına yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. İlk önce değinmek istediğim husus birçok müşteriden ki şahsen ben de internette satış yapıyorum. Değerli okurlar, gitti gidiyor mağazamızda 2006'dan beri sizler için hizmet veriyoruz. Yaklaşık 4000'e yakın ürün yelpazemiz mevcuttur mağazamızda. Siparişler genellikle şu konuda, hatta şu anda gene yorum geldi bir takipçimizden. Maalesef tedarikçiler ve yayın evleri bu süreçte kapattığı için, örnek veriyorum, İş Bankası yayınları ayın, yanlış hatırlamıyorsam, 26'sına kadar sevkiyatı durdurdu. Doğal olarak biz de İş Bankası yayınlarından şu an kitap temin edemiyoruz ve birçok internet sitesinde dikkat ederseniz en basit modern klasiklerde bile şu anda sıkıntı yaşanmaktadır. Mesela Halil Cibran Ermiş ilk aklıma gelenlerden bir tanesi. Doğal olarak sevkiyat olmayınca bizim gibi satıcılar da kitap maalesef temin edemiyor ve bazı siparişler özellikle gecikebiliyor, hatta gönderilemeyebiliyor, hatta iptal neticesine gelebiliyor. Onun haricinde örnek veriyorum, ben PTT Kargo ile çalıştığım için artı PTT Kargo'ya maske dağıtımı da eklendiği için devlet tarafından işleri acayip derecede yoğun. Bu yüzden PTT Kargo'da özellikle siparişlerin gecikme hususunda epey bir fazla şikayet var. Ayın 10'undan beri şubede bekleyen bazı müşterimin kargoları var, mesela dağıtıma çıkmıyor. Şu anda hangi internet sitesinden alışveriş yaparsanız yapın, çoğu özellikle bu hususta daha hassas davranmış. Direkt ana sayfaları da malum nedenden ötürü siparişlerin gecikebileceği, yayın evlerinin, tedarikçilerin kimileri çok yoğun olduğu için yazmış, kimileri de kapalı olduğu için yazmış. Sevkiyatlarda işte sorun yaşıyoruz, siparişiniz gecikebilir şeklinde uyarılar var. Kesinlikle şu an birçok kişi evinde olduğu için doğal olarak birçok alışverişini internet üzerinden yapmayı tercih ediyor. Ben de aynı şekilde internet üzerinden birçok alışveriş yaptım. Birincisi, şu süreçte kitap siparişi verirken internetten kitabın stokta olup olmadığına muhakkak bakın. Özellikle İş Bankası yayınlarıyla ilgili, örnek veriyorum, Suç ve Ceza, Hasan Ali Yücel klasiklerinde yer alan, bunun gibi birçok kitapta tedarikte ve İş Bankası yayınları tarafından sevkiyat da gerçekleşmediği için sorun yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Şimdi az önce bir arkadaş Kitap.tr sitesinden alışveriş yapmış, siparişi halen beklemekte olarak gözüküyor ve ayrıca bu siparişler hususundan ayrıca olarak kitap temini edilemediği için yayın evleri, matbaalar, tedarikçiler kapalı olduğu için piyasada çok fazla korsan kitap da mevcut. Özellikle Çalıkuşu kitabından kesinlikle uzak duralım. Hatta ben kendim de tecrübe ettim. İsmini vermeyeyim, birkaç gün önce hepinizin bildiği büyük bir alışveriş sitesinde bir firmada gördüm. Çalıkuşu kitabını 35 TL satış fiyatı vardı. 4 tane istedim arkadaşlar. 2 gün sonra sipariş hepsi tamam şekilde, eksiksiz bir şekilde elime ulaştı. Fakat 4 kitap da maalesef
korsandı. Çalı kuşunun tabii ki fiyatı şu anda gerçekten orijinal olarak satanlarda 60, 70 ve yukarı doğru gidiyor. Bu hususlara da dikkat edelim. Şu anda basımı mesela sıkıntı olan kitaplardan birkaç tane daha örnek vereyim ben size. Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, Harper Lee Bülbül'ü Öldürmek gibi eserlerin de geçtiğimiz özellikle dönemde çok fazla piyasada korsanı mevcuttu. Çalıkuşu kitabı satın alırken dikkatli olalım. Hatta mümkünse yapmış olduğunuz internet sitesindeki satıcıya soru sor butonundan mesaj göndererek bu konuda bilgi almaya özen gösterelim. Siparişler dediğimiz gibi arkadaşlar gecikebiliyor. Kargolarda da sorun var. Tedarikçi firmalardan kitap yayın evlerine ya da satıcılara gelmediği için doğal olarak bu anlamda da gecikme söz konusu olabiliyor. Sizler için küçük bir araştırma da yaptım değerli okurlar. Şu an internetten alışveriş yapacaksınız. Hangi firmalar hızlı gönderim gerçekleştiriyor? Tabii öncelikle stok durumuna göz atmayı unutmayalım. Kitap stoklarında var mı? Çünkü bazı siteler tedarik süresi size belirtebiliyor. Kitap yurdu gibi özellikle. Bazı siteler herhangi stok bilgisi haricinde süre temini vermiyor. Şu anda internetten en hızlı gönderim yapan firmaların benim araştırmama göre birinci sırada Amazon arkadaşlar. İkincisi Hepsi Burada. Ki Hepsi Burada kendi stoğunda olan ürünü sipariş ediyorsunuz yoksa başka bir satıcıdan mı sipariş ediyorsunuz? O hususa muhakkak dikkat edelim. Kendi stoğundaki ürünleri zaten satıcısı temin edici firma olarak Hepsi Burada yazar mesela. Bu stoklarındaki ürünleri çok hızlı bir şekilde gönderiyorlar. Üçüncü sırada Kitap Yurdu diyebilirim ki şu anda birçok çok satan kitapta aynı gün kargo durumu söz konusu değil. Kitap Yurdu'nda en az bir gün, 2 gün tedarik süresi var. Ama mesela örnek veriyorum, bu hafta en çok Simyacı kitabını mecbur kaldığımız zamanlar ister istemez tedarikçiler kapalı olduğu için biz de bireysel sitelerden alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz. Örnek veriyorum, Simyacı 2 gün mesela yazıyordu ama siparişi geçtim hemen o gün temin edilebildi. Hani bu hususta da bazı değişiklikler olabiliyor. Dördüncü olarak BKM yaklaşık bir hafta sürebilir. Değerli okurlar, ama BKM'nin de fiyatları oldukça iyidir. Diğer hani ilk 4'ten sonra artık daha küçük, az bilinen firmalar, örnek veriyorum işte Dilek Kitap olabilir, Kitap Bulut olabilir, Kitap TR olabilir, Kitap 365 gibi firmalara da göz atmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde Gitti Gidiyor olabilir. N11'den kitap siparişi yapabilirsiniz. Tabii tekrar altını çiziyorum. Stok durumu önemlidir. Amazon mesela bu konuda diğer firmalardan bence çok çok daha iyi. Türkiye pazarına gireli yaklaşık olarak 2 sene bile olmadı diyebilirim ama sonuçta dünya devidir. Yurt dışında edinmiş olduğu özellikle Amerika'daki tecrübelerini zaman içerisinde Türkiye'de de kullanacaktır. Hep beraber göreceğiz. Bu süreçte internetten kitap alışverişi yapmak, evet, biraz sıkıntılı. Bu kitapların size ulaşması normal zamandan 2 katı, 3 katı zaman alabiliyor ve özellikle bütün müşterilere şunu tavsiye ediyorum: kitap siparişi yaptınız, muhakkak size bir kargo bilgisi verilecektir. Kargo bilgisinden örnek veriyorum, PTT Kargo, Google'a PTT Kargo takip yazarak buradan sorgulama yapmanızı öneririm. Şubelere telefonla ulaşmanız da şu zaman zarfında oldukça zordur. Çok yoğun oldukları için maalesef telefonlara da genellikle cevap vermiyorlar. Artık müşteri hizmetlerini deneyebilirsiniz bu hususta. Hani
Artık şansınız bol olsun. Tabii internetten sipariş etmek zorunda değilsiniz. Genelde birçok okurun evinde muhakkak okumadığı fazladan kitaplar mevcuttur. Bana kalırsa sipariş vermeden önce kendi kütüphanenizdeki okunmamış kitaplara yönelmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada akşam güneşi de güzele vurmuş, gözümü biraz aldı. Tekrar başka bir bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.